Ya şeyi ben yarım kaldı, tam anlayamadım. Dışişleri Bakanlığımızın yapması gereken ondan yok efendim, değil. Yok efendim, bakın ben... Hayır, yok şey için söylemiyorum. Bizim yapacağımız ben başka şeyler var. Onu eğer buna karar verirsek bizim bugün Birleşmiş Milletler'e, Suriye rejiminin İstanbul'daki konsolosluğuna yarın herhangi bir şey gerekirse bir bildirimde bulmamız gerekiyor, değil mi? Yalnız orada tabii harekata karar verirsek sürpriz etkisi olması lazım, yani böyle bir şey yapacağız. Ne yapacağımızı bilmiyorum da yani, neye karar verirsek. Hayır. Önceden haber vererek yapmamız zor olmaz. Tamam da yani onun son bir hazırlığını yapmak lazım. Yani hazırlığını bir hazırlığını yapmak lazım. Bizim uluslararası hukuk bağlamında açığa düşmememiz için. Ben şey konusunda içeride tam Cumhurbaşkanı'yla konuşurken aklıma geldi. Şimdi siz hani tankla takdim edin. Bizim Türk tankı girdiğinde zaten evet, girmiş olacak mıyız? Girmiş olur. Yani girmiş olur. Yani askeri şimdi hayır, uçakla girmekle tankla girmek... Suriye Başkonsolosluğu'na şu belki söylenebilir. Yani IŞİD şu anda rejimle beraber çalışıyor zaten. IŞİD şu anda rejimle beraber çalışıyor. Yani oradaki bir Türk toprağıdır. Oraya kesinlikle... Ama bu söyledik, daha önce biz bu konudan not alıyorduk. Suriye'ye. Tabii. Tabii. Kasteten not alıyorduk. Yani onun için ben o zaman şeyi açıkçası Genel Başkanımızın bizim bakanlıktan beklentisini bilmek istedim. Belki bunu kastetmiştir. Ben bilmiyorum. Yani Hakan Bey'le yani, konuşmuş. Yani bu kısmı söyleyeyim, daha sonra ben detayına girmedik. Ben belki bunu kastediyordur yani, Suriye'ye bir nota. Belki de koordine görevidir. Yani koordine bir savaş, belli bir diplomasiyetik şeyleri koordine ederim. Ama bir askeri zavret... Yani orada da söyledim, şimdi durum farklılaştı. IŞİD'e dönük harekatın uluslararası düzenini var. EKD'de de tanımlayacağız ve EKD'de çerçevesinde zaman 1373 var falan, yani onların ilgili bir şey yok. Olursa zaten bizim orada bir sırrı ortalık yok. Ayrıca hele şimdi iş Süleyman Şah Türbesi'ne gelince zaten ülke toprağının savunması söz konusu. Yani orada bizim o konuda bir sıkıntımız işte yok. İşte olduğu andan itibaren de içeride birçok bomba patlar. Yani sınır kontrol altında değil. Yani gene içeride bomba bomba tabii onları yapacaklar. Ama bizim Sayın zaten bakalım, bakın şu bunları 3 sene önce konuşmamızı hatırlıyorum. İvedi olarak Hakan Bey'in desteklenip silah ve mühimmatı muhaliflere ulaştırmasını sağlamamız lazım. Sayın önce, Bakan'la konuşmanız lazım. İçişleri Bakanımız ve Savunma Bakanımızla. 3 senedir beraber oturup bunu konuşması lazım. Bir yere getirmeniz lazım Sayın Bakanım. Kuzey Irak'ta bir tehdit varken nasıl biz özel kuvvetleri devreye sokabildik? Orada da sokmalıydık. Yani oradaki adamları eğitmeliydik, adamları göndermeliydik. Yani neyse, bunu biz yapamayız ki. Ben diplomasi deneyim. Ya o zaman söyledim, o tankları nasıl soktuk paşam ya? Allah aşkına siz vardınız ya. Hangi? Bizim bir şeyler mi? Tabii ya, öyle tankları nasıl soktuk? Nasıl soktuk? Özel kuvvetleri nasıl? Taburlarına ben vardım işin içinde ya. Ben gittim ya. Hiçbir şey yoktu. Hala özel kuvvet birlikleri var içeride. Ne hükümet kararı yok. Hiçbir şey yoktu. Bir emirle soktuk. Gayet açık olarak söylüyoruz. Yani ben size katılıyorum bir defa, yani onu tartışmıyoruz da. Yani Suriye'nin şu anda yapabileceği farklı şeyler var. Sayın Paşam, biz zaten adamların kapasitesini bildiğimiz için biz girmeyelim diyoruz. Şimdi bakın efendim, makine kimya endüstrisi bizim Sayın Bakan'ın emrinde değil mi efendim? Efendim, yani şu anda parayla Katar mühimmat arıyor. Peşi para, ürün üretsin versinler Sayın Bakan'ın emrinde. Evet, burada entegre hareket edemiyoruz yani, koordine yani, olamıyoruz. Tam o zaman Sayın Genelkurmay Başkanı ile Sayın Bakan'ı aynı anda çağırsın Sayın Başbakanımız, yanında konuşsun efendim. Hep beraber onun için, Ferhat'ın Bey'le biz yalvardık Başbakan'a neredeyse, beraber bir toplanalım bu işin girişi kötü diye. Bir de kalabalık olmasın Sayın Bakanım, yani zaferiniz olsun Sayın Savunma Bakanı, İçişleri Bakanımız, bir de Genelkurmay Başkanı, dördünüz oturun. Bu kadar, kimseye ihtiyaç yok. Çünkü şu anda oradaki ihtiyaç Sayın Bakanım, silah ve mühimmat. Silah da değil, mühimmat. Biraz önce konuştuk. Yani biz şimdi efendim, diyelim ki 1000 kişilik bir ordu kuruyoruz diyelim orada. Biz bunun asgari 6 aylık mühimmatını burada depolamadan bu adamları oradaki muharebeye sokarsak Sayın Bakanım, 2 ay sonra bu adamlar bize döner. Döndüler zaten. Döner Sayın Bakanım. Şeyden döndüler, neydi o? Evet. Çoban Bey'den döndüler. Evet efendim. Yani bu, yani şu anda sadece Hakan Bey'in sırtına kalmış bir
konu olmuş yani. Olacak iş değil. Yani anlayamıyoruz biz yani. Neden? O akşam hepimiz bir şeyde mutabık kalmıştık. Yani tamam işler düzenle yürüyor. Ama bizim bu zarflarımızı... Ertesi gün işte biz o MGK kararını yazdık. Sonra Paşam'la bizim bu zarflarımızı o kadar iyi takip ediyor ki diğer güçlerle. Askeri gerekli. Ben burayı elde edeceğim dersin. Orada bunların bulunması risk unsuru dersin. Geri çekersin. Elde edersin. Oraya sağlamlaştırırsın. Askerini tekrar gönderirsin. Artık kesinlikle Sayın Bakan. Yani kesinlikle haklısınız. Şey dedim, değil mi? Ben böyle anlarım. Bakın, ama tahliye ettiğiniz anda bu bir askeri gereklilik değil. Bu bir başka bir şey. Küresel ve bölgesel jeopolitikte ciddi kaymalar var. Şimdi bu daha başka yerlere de girebilir. Bugün siz söylediğiniz başkaları da destekledik sizin bakanlığınız konusunda. Şimdi farklı bir oyuna doğru gidiyoruz. Bunları da görmemiz lazım. Şimdi IŞİD'ler, IŞİD'ler gibi şeyler neydi belirsiz yapılar manipülasyona kullanılmaya son derece açık yapılar. Bunlardan oluşan bir alana komşu olmak bizim için fevkalade hayati bir güvenlik riski yaratır. Ve bu içerideki işte FETÖ'lere karşı da biz Kuzey Irak'a girdiğimizde onların da buraları patlatma ihtimali vardı zaten. Yani bu riskleri eğer biz iyi düşünüp somut ama şimdi başımız dedi yani. Sayın Bakanım yani şimdi biraz önce zaten içerideyken onu konuştuk açık açık. Yani bu silahlı kuvvetler her dönemde